Günaydın gül yüzlü sevgilime. Günaydın yeryüzünü aydınlatan yeni güne. Günaydın gün görmek için bekleyene. Günaydın, günaydın. Nazım Hikmet'in dizeleriyle sizlere günaydın diyoruz bu sabah. Umarım ayılmışsınızdır. Umarım işe geç kalmamışsınızdır. Umarım hasta uyanmamışsınızdır. Efendim bugün günlerden Perşembe. Hafta hızla akıp giderken biz bir yandan program telaşı, bir yandan program bittikten sonra Emre'nin yaptığı yemekleri hapur hapur yerken bugün stüdyomuzda diyetisyen Gözlem Başarır olacak. Bizi bir saniye, o işler öyle olmaz, anlatacağım şeyler var diyecek. Ama bugüne özel Emre mutfakta bize detoks etkili tarifler de öğretecek, onları anlatacak. Şimdi dilerseniz hayatın tadı başlasın. Biz mutfaktayız. Her zaman olduğu gibi Şef Emre İdrisoğlu ile birlikteyiz. Emre günaydın. Günaydın sana da. Perşembe günü olmuş. Evet, yani 4 günü geride bıraktık gerçekten. İlk günkü heyecanı, yani o kötü aktaracağımız heyecanı ben tamamen yendiğimizi düşünüyorum. Programa da alıştık bayağı. Değil mi? Evet, bugün de Gözlem Hoca bizimle yine detoks etkili bir salata yapacağız. Bütün izleyenlerin merak ettiği yiyecekler bunlar. Aslında herkesin bir kilo verme kargaçası var biliyorsunuz. Ya da kilo aldım mı, bunu yesem mi, şunu yesem mi? Gözlem Hoca benim de ihtiyacım olan aslında ya da benim de yakında olabilecek olan. Evet, benim de ihtiyacım var kilo vermeye çünkü. Onun engin bilgileri bugün bize ışık tutacak diye düşünüyorum. Yaz, ben bu arada bir şey söylemek istiyorum değerli izleyenler için. Emre'nin ben ilk günkü yaptığı eti unutamıyorum. Yani gerçekten o ilk günün ruh haliyle mi ilgilidir nedir, onu bir daha yapsana Emre. Yani bir daha onu yapacağım ama yarın da herkesin not almasını istediğim için söylüyorum. Böyle ıspanaklı bir dana bonfile sarma yapacağım. Yine üzerine bir domates sos hazırlayacağız. Yarınki menümüzde harika olacak. Onu da şimdiden izleyenlere sürpriz olmasın diye söylüyorum. Alışveriş yapsınlar. Yarın birlikte deneyelim hiç olmazsa. Bugün detoks etkili bir salata yapacağım. Yine böyle işte cevizin, kayısının, yaban mersininin, işte pırasanın mevsimi biliyorsun. Pırasanın olduğu, taze otların, yeşil elmanın, limonun olduğu harika bir salata hazırlayacağız. Bir de listemizde ekranda. Evet, reçetemizde ekranda. Malzemelerimiz nane yaprağı, roka yaprağı, maydanoz, yine yeşil elma kullanacağız. Yaban mersini, kuru kayısı, ceviz, çeri domates ve yine sert bir gravyer peynirini üzerine parçalayacağız. Kurutulmuş peynir. O da çok etkili bir tat. Gravyer peyniri ülkemizde de Kars bölgesinde bayağı üretiliyor. Eskitilerek tüketilen bir peynir. Onu da ben kilo yapmadığını düşünüyorum ama yine Gözlem Hoca'dan dinleyeceğiz onu. Üzerine parçalayıp servis yapacağız. Bir de kendi yaptığım çavdar ekmeği dilimlerim var. Lif oranı yüksek, kilo vermede çok etkili olduğunu düşündüğüm bir ekmek çeşidi. Onu da yine böyle taze nane yaprağıyla bir loru harç haline getirip fırınlayacağız. Üzerine zeytinyağı döküp kahvaltılık seçim olarak tüketeceğiz. Salatayı herhalde sabah öğle arası mı tüketmek gerekiyor? Yani öğlen diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkede biliyorsun kahvaltı kültürümüz çok geniş. Yani yörelere göre değişse de bizim kahvaltımız aslında ağır yemeklerden oluşuyor. İşte Güneydoğu'da biliyorsun sabah 5'te ciğer yemeye gidiyorlar, tirit yemeye gidiyorlar, kebap yemeye gidiyorlar. Ondan sonra yine Karadeniz bölgesinde bol tereyağlı, mısır unlu muhlamalar yapılıyor. Yani batı illerine doğru biraz daha böyle işte hafifletilmiş ama hani Van kahvaltısı da mesela 41 çeşit bir araya gelmeden Van kahvaltısı sayılmıyor. Kahvaltı kültürümüz bu kadar genişken
Ben bu kahvaltıda... sabah kahvaltımı nasıl yapmam? Şimdi o kadar pişman oldum, çok canım istedi. Bu detoks etkili salatayı kahvaltıda yiyin diyemeyeceğim. Çünkü bana tepki göstereceklerdir. Ama öğleden sonraki bir ara öğünde bu salatayı tüketmelerini öneriyorum. Bak yönetmenim diyor ki biz bütün ekip aç geldik, bu kadar anlatmasın. Eyvah. Bu sabah ben de kahvaltı yapamadım ama Emre. Çünkü yani... çok erken uyanıyoruz ya, böyle ekipçe sabah çok erken geliyoruz. O yüzden de böyle bazen yetişmiyor. Ya ben çok de, acıktım şimdi. Ben de her sabah çok acıkıyordum son günlerde. Dün aldığım bir kararla diyete başladım ben de. Bugün Gözdem hocamla da biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Gözdem geliyor oldu. Diyeyim, yaptım evet. Bunu Emre, harikasın. Yani ben bir iki tane cevizle geçiştirdim şimdi. Herhalde bir iki ay böyle bir sıkı tutmam gerekiyor. Kilo almaya başladım çünkü. Gerçekten stüdyoda çok güzel yemekler hazırlıyoruz. Bu da yani detoks etkisi pek olmayan yemekler olduğunu düşünüyorum. Bugün artık bu salatadan ben de yiyeceğim ve ben de başlayacağım artık. Emre, ne kadar sürer? Tahmin ediyorum ki bir salata yapmak o kadar da uzun sürmez. Yani biraz çeşidi çok olan bir salata. Biraz da ben böyle çok incelediğim için yaptığım yemekleri. Yani program sonuna size bu salatayı ve çavdar ekmekli lor peynirini yetiştirmiş olacağım. Birlikte tadına bakacağız. İzleyenler de mutlaka, zaten bunlar evde hemen bir araya gelecek malzemeler olduğu için bizimle beraber denerlerse, eğer deneyemeyeceklerse de notlarını alsınlar. Diyete başlayanlar için söylüyorum. Gerçekten çok etkili bir menü. Daha sonra denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada sabahın erken saatlerinde yaban mersini bulup getirmişsin Emre. Yani, teşekkür ederim. Bana biraz ayırsana. Ben sana o kasenin dışında zaten biraz da fazla aldım. Yaban mersini ülkemizde pek yetişen bir orman meyvesi çeşidi değil. Kuzey yarımkürede yetişiyor. Nasıl seviyorum anlatamam. Yani ithal şekilde geliyor zaten ülkemize. Bulmak biraz sorun ama büyük gross marketlerde herkesin bulabileceğine inanıyorum. Çeşitli orman meyvelerini. Zaten hani damar sağlığında, ondan sonra strese falan çok iyi geldiğini biliyorum. Tabii Gözlem hocam daha iyi bilir onu. Şimdi bizi aydınlatacak zaten. Tamam. Orman meyvelerini bol bol tüketmeliyiz. Tamamdır. Şimdi ben o zaman Gözlem'in yanına geçiyorum. Sana kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederim. Hep birlikte ederim. Sohbet etmeye devam edeceğiz. Peki. Zaten efendim, şimdi diyetisyen Gözlem Başarır'la sohbetimize devam edeceğiz. Diyetisyen Gözlem Başarır aslında uzun zamandır Olay Televizyonu ekranlarında izleyenlerine çok önemli bilgiler veriyordu. Fakat bu bizim birlikte ilk yayınımız. Gözlem hoş geldin. Hoş buldum Mevacığım. Nasılsın? Gerçekten çok hoş buldum. Sağ ol. Dekorunuz, enerjiniz harika. Güzel bir yayın yılı diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hep birlikte. Dolayısıyla hoş buldum yani. Gerçekten çok hoş her şey. Açılış çok güzeldi. Bana özel bir menü hazırlıyor şu anda Emre Bey. O da çok güzel. Biz şimdi Gözlem'le dün konuşuyoruz. İşte nasıl yapalım? Bu böyle mi olsun, şöyle mi olsun? Gözlem dedi ki, Meva ben heyecanlıyım. Dedim ki ya ben de heyecanlanıyorum. Fakat... böyle yani o heyecan güzel bir enerjiye dönüşüyor sonra, dedim hiç problem yok. Sonra durduk düşündük ki o zaman bu heyecan değil. Ne bu? Biz galiba titizleniyoruz. Yani güzel olsun, her şey yolunda gitsin. Biraz o titizlik de insanı heyecanlandırıyor ama 5-10 dakika sonra her şeyi unutuyoruz. Her şey. Gerçekten öyle. Bu arada tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Sen de çok şık ve çok hoş gözüküyorsun. Teşekkür ederim, sen de. Şimdi Emre bize yemekler yapıyor. Biz o yemekleri yiyoruz falan. Şimdi böyle bir adetimiz oluştu artık bu programla beraber. Ben ilk gün de söyledim Emre'ye. Emre kilo almak istemiyorum lütfen. Şimdi senin gelmen iyi oldu ama. Öncesinde konuşmamız gereken şeyler var. Şimdi diyetisyen, diyet... Sağlıklı beslenme aslında Türk toplumunun biraz, insanlarımızın, hepimizin biraz uzak olduğu bir konu. Psikologlar ve diyetisyenler bana kalırsa çok daha fazla mesai harcamak, çok daha fazla yol kat etmek durumunda kalıyor. İnsanlara o bilinci aşılamak için.
Çok haklısın. Çünkü biz de böyle yiyelim, içelim, olsun, kilo almayız, alırsak da bir önemi yok. Bunlar çok güzel ama işin biraz da sağlıklı yaşam, sağlıklı ve zinde olma boyutu var. Bunları konuşmakta fayda var. Böyle başlayalım programı. Özellikle ben bugün programda ilk beraberce yayınımız olmasından kaynaklı seyircilerimize, izleyicilerimize birazcık diyetisyenden de bahsedeyim istedim. Neden böyle bir programı yapma, yani davet edilme nedenimi de bir yandan aslında. Çünkü hakikaten dediğin gibi diyetisyenlik mesleği çok böyle uzun yıllardır Türkiye'de var olan bir meslek değil. Tabii ki 50 yıldır var ama uzun bir süreç değil bir diğer mesleklere göre bakıldığında. Dolayısıyla bilinç olarak biraz daha aşılamamız gerektiğini ve de biraz daha insanlara anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden diyetisyenlik mesleğiyle başlamak istedim. Biz neler yapıyoruz? Kimlere hizmet veriyoruz? Ya da insanlar ne olduğunda bize başvurmaya ihtiyaç duymalılar. Bunlardan biraz konuşalım diye düşündüm. Eğer harikasın. Ekipçe uygun bulursak. Harikasın. Çünkü hakikaten zaten sen de söyledin. Bu da zaten hani söylenmeye de gerek yok. Herkes tarafından bilinen bir şey. Ne yazık ki öyle bir bilinç yok. Hem psikologlara hem diyetisyenlere bunu biraz aşmak lazım. Bu da tabii yine sizlerin desteğiyle olacak bir şey. Psikologlar hakkında da gerçekten biz kendi merkezimizde psikologlar ve diyetisyenlerin bir arada çalıştığı bir ekiple çalışıyoruz. Psikologlar ne da, zor iş, ne zor iş. Gerçekten psikologların da bilinç aşılmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz şöyle bir, biraz da şöyle bir toplumuz. Hani anlat, yani kendi içimizde çok birbirimize anlatmayı seven, dolayısıyla dertlerini hani arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla paylaşarak aslında çözümlenebileceğini düşündüğümüz tabii ki, ama bir uzman gözünün de işin içinde olduğunda farklılaşabileceğini çok düşünemiyoruz o anda. Beslenme konusunda da öyle. Yemem ve zayıflarım. Yemem, her şey düzelir. Ekmek yemesem olur, üç beyazdan uzak dursam olur gibi kalıp düşüncelerimiz var. Ve dolayısıyla da hani bizlerin burada sizler sayesinde insanlara bir şeyler aktarıyor olmamızın çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Harikasın. Öyleyse senin dediğin gibi başlayalım. Diyetisyen nedir? Şimdi okulu bitirdi, mezun oldu. Diyetisyenlik görevini eline aldı. İnsanlar ona rahatlıkla danışabilecek mi? Evet. Harika. O kadar güzel kadar bir soru. Yani niçin gidip danışmıyoruz? Niçin her şeyi kendi kafamıza göre yapmaya çalışıyoruz? Harikasın. Şöyle bir durum var. Diyetisyen olabilmek için üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde 4 yıllık bir eğitim almak gerekiyor. Tabii ki eğer bir hazırlık varsa, yani İngilizce hazırlık ya da yabancı dil hazırlık okuması gerekiyorsa 5 yıla çıkabiliyor. Ve buradan mezun olduğunda kişi zaten diyetisyen unvanıyla mezun oluyor. Fakat tabii ki diyetisyenlik mesleğin içerisinde çok fazla dal var. Yani mesela ben zayıflamayla daha çok ilgilenen bir diyetisyen olabilirim ama başka biri kanserle daha fazla ilgilenen bir diyetisyen olabilir ya da böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir diyetisyen. Dolayısıyla uzmanlık üzerine bununla ilgili eğitim almış olabilir, yüksek lisans yapmış ya da konuyla ilgili daha fazla sempozyuma ve seminere katılmış, kongre takip etmiş olabilir. Dolayısıyla da o anlamda daha fazla vaka görmüş olabilir. Dolayısıyla aslında diyetisyenlik de tek başına tek bir dal değil, alanlara da ayrılıyor. Neye ihtiyacınız olduğuna göre de biraz araştırmakta fayda var diye düşünüyorum. Giderken. Peki bunun için önce insanın kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını bilmesi gerekiyor ki ona göre birine başvuracak. Bir yandan da şöyle bir durum var. Artık ülkemizde çok sayıda beslenme diyetik bölümü var. Dolayısıyla diyetisyen sayımız inanılmaz derecede çok arttı. Artık herkesin... İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Tabii ki ulaşılabilirlik açısından iyi bir şey. Herkes daha fazla diyetisyenle irtibat kurabiliyor. Çünkü eskiden biraz daha sayı az olduğu için sadece büyük şehirlerde ve belli sayıda diyetisyen vardı. Bazen hani ulaşım maliyeti ya da vakit ayıramamasından kaynaklı sıkıntılar yakınlaşılabiliyordu. Hani insanın ulaşması zor ya da diyetisyenin zamanının çok az olması gibi sıkıntılar yaşanıyordu. Artık neredeyse her hastanede ve birçok yerde diyetisyene rast gelebiliyorsunuz ve dolayısıyla da ulaşımı çok daha kolay oldu. Bu anlamda iyi, fakat tabii ki eğitim kalitesi açısından belki başka bir zaman bunlardan da bahsedebiliriz. Tabii ki sayının çok artması, üniversitenin birdenbire çok çoğalması eğitim kadrosunda sıkıntılar yaratmış olabilir ama sonuçta gerçekten yine de bu mesleği bir şekilde mezun olmuş kişilere danışmakta fayda var. Orasıyla ilgili çok sıkıntı yok diye düşünüyorum.
Yeter ki ulaşabilelim. Yeter ki daha fazla insanlar diyetisyene başvursunlar. İnsanlar diyetisyenlere başvuracak, onlara danışacak. Diyetisyenler hangi ekiple çalışacak? Onlar kimle bir arada olacak? Evet. Diyetisyenler çok multidisipliner çalışabilen bir meslek grubu diyetisyenlik. Çünkü hangi alanda çalıştığınıza göre hangi hekimlerle çalışacağınız değişebiliyor. Dediğim gibi mesela böbrek hastalarıyla çalışan bir diyetisyensem bu konuda uzmanlaşmış. O zaman bu alandaki hemşireler ve doktorlarla beraber çalışma imkanımız oluyor. Fakat genel olarak totalini düşünecek olursak doktorlar, hemşireler tabii ki çok önemli. Ondan sonra yine sporcular, spor hekimleri ya da antrenörlerle beraber çalışmak, psikologlarla beraber çalışmak bizim için çok önemli. Fizik tedavi uzmanlarıyla beraber çalışmak bizim için çok önemli. Dolayısıyla asıl alanımı hangi alanı seçtiyse diyetisyen o anlamda bazı değişiklikler içerebilir ama temelde bu ekiple, bu kişilerle beraber çalışmak başarıyı çok olumlu yönde etkiliyor. Bütün bunların hepsi bu işin özünü destekleyen şeyler. Destekleyen şeyler, kesinlikle. Fakat biz şimdi bir diyet, bir beslenme, bir sağlıklı yaşam gibi bir konu üzerine bir adım attığımızda genellikle pazartesi başlanır, o salı, o defter kapanır. Spor da öyle. İşte kendimize bir diyet programı hazırlıyoruz. Sadece 2-3 gün uyguluyoruz. Sonra onu bir kenara atıp akşam yine buzdolabının başında bir şeyler yerken yakalanıyoruz falan. Bunu çok zor yaptığımız için mi böyle oluyor? Nasıl yapmak lazım o programları? Aslında şöyle, belki yeterince hazır olmamış olabiliriz. Aslında bir şeye hazır olmak hem bizim alan için hem de birçok tedavide çok önemli. Dolayısıyla kendini insan hazır hissettikten sonra doğru yolu da seçtiyse eğer, eğer kendine uygun olmayan bir yol seçmediyse daha uzun süre bunu devam ettirebiliyor. Ama kişiler genelde çok daha hızlı sonuç veren, bir uzmanla değil belki kendi izlediği herhangi bir program ya da işte sosyal medya üzerinde gördüğü bir yazı üzerinden kendine uyarlama yapmış oluyor. Ve dolayısıyla bu uzun soluklu olmuyor. İlk gün ya da ikinci günden sonra hemen enerjisini düşük hissediyor ya da pes etmiş oluyor. Dolayısıyla da o gözünün önünden baklavalar geçiyor, sarmalar geçiyor değil mi? Evet, evet. Gerçekten insanların genel olarak söylediği. Ama eğer doğru yöntemi seçtiyse, doğru da bir ekiple çalışıyorsa gerçekten çok başarılı ilerliyor. Bir de insan iç motivasyonu çok önemli. Her şeyde olduğu gibi. Evet. Değil mi yani aslında? Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Kilolu olmak sağlıklı mı değil mi? Şimdi bizler sağlıklı olabilmek için, sağlıklı görünebilmek için kilo vermek istiyoruz ya da insanlara bu empoze ediliyor ama şöyle bir şey var. Yani insan nasılsa öyle mutlu olabilir. Eğer kendini kilolu mutlu hissediyorsa, bundan rahatsızlık duymuyorsa, o insan öyle mutluysa çok güzel bir şey. Ve çok zayıfsa, kendini öyle mutlu hissediyorsa bu çok güzel bir şey. Yani bu biraz dış görünüş takıntısından söz etmiyorum ama genel olarak nasıl görünmemiz gerektiği, nasıl durmamız gerektiği ile ilgili bize böyle empoze edilen problemler var ya, onlardan söz ediyorum ama şimdi hazır işin uzmanı buradayken soralım. Zayıflamak sağlıklı olmak için şart mı? Yoksa gayet kilolu bir insan o haliyle de mutluysa toplum için zayıflamak mecburiyetinde değil mi? Soru çok güzel. Toplum için zayıflamak için mi zayıflamak, toplum için mi zayıflamak? Sanat kim içindir? Benzedi biraz. Benzedi biraz. Şöyle, kişi neden zayıflamak istiyor? Sorusu bizim için çok önemli. İhtiyacı var mı buna? Aslında sadece mesela bize şöyle vakalar geliyor Mevacığım. Çok genç bir kız ve aslında kilosu bize göre çok normal ama kendisi kilo vermek istiyor. Diyelim ki ben örnek diyeceğim, tamamen vaka örnektir, hani hiçbir şekilde gerçeklik içermiyor öncelikle. Diyelim ki 1.70 boyunda 55 kilo gayet bize göre, hani çoğu insana göre çok incecik diyebileceğimiz ama mesela geliyor ve diyor ki ben 5 kilo vermek istiyorum. Ölçümlerini yapıyoruz, her şeye bakıyoruz. Bize göre kilo vermesini doğru bulmuyoruz. Ama üstüne 5 kilo da alması gerekiyor galiba değil mi? Boyu oranı. Aslında belki bize göre birkaç kilo alabilir ama o
kendi içinde bunu doğru bulmuyor ve zayıflamak istiyor. Biz o anda ona ne kadar doğrusu antrese kanıtalım, bir şekilde başka yöntemler de bularak, yani daha fazla spor yaparak, daha az yiyerek, ilaç kullanarak, ailesinden gizli bir şeyler yaparak yine o zayıflama yöntemini denemeye çalışıyor. Yani bu, şimdi buna sağlıklı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu kişi yolu değildi çünkü. Ama kişi bazen de çok yüksek yollarda olmasına rağmen kilo vermek istemiyor. Dolayısıyla burada aslında bakılması gereken bu kişinin ihtiyacı var mı? Tıbbi olarak ihtiyacı var mı buna? Asıl en önemli soru bu. Sağlığını bozan bir durum var mı? Yani çok zayıf olması ya da kilolu olması sağlık açısından şu anda bir sıkıntı yaratıyor mu? Bu bizim için çok önemli. Ruhsal durumunu, psikolojisini bozan bir durum var mı? Bu da çok önemli. Hareket kısıtlılığı yaratan bir durum var mı? Fiziki olarak bir sıkıntı var mı? Bunların hiçbiri yoksa ve kişi kilosundan memnunsa bir süre takipte kalarak bırakılabilir. Yani dolayısıyla bu sorunun cevabı kişiye göre biraz vermek gerekiyor aslında. Anladım. Biraz uzun bir cevap vermiş oldum benim amcım ya ama. Çok güzel bu konuya dair böyle söylenmesi gereken hep böyle bir şeylere ihtiyaç var. Birkaç cümleye ihtiyaç var. Çünkü az önce de söyledim, yani kendini o şekilde iyi ve mutlu hissediyorsa, sağlıklı hissediyorsa birisi sırf bilmem kaç beden olmak için biraz daha kendini yıpratmamalı. Biraz daha başka şeylere o enerjisini harcayabilir ama işte işin sağlıklı mıyım? Böyle daha mı zindeyim, biraz daha kilo versem nasıl olur hesabını aslında senin dediğin gibi kişinin kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine verdiği cevapla bulması gerekiyor. Bu da kişinin herhalde tek başına yapabileceği kadar kolay bir şey değil. Sizlerden yardım alması gerekecek. Evet, çünkü şöyle bir şey yapıyoruz. Kişiyi değerlendirirken sadece görüntüsünü değerlendirmiyoruz. Evet biraz kilolusunuz demiyoruz aslında. Herkesin yaptığından, toplumun insanlar üzerinde yarattığı bu baskıdan başka olarak. Evet, harika. Kesinlikle. Ölçümler alınıyor. Bu ölçümler kişinin vücut kompozisyonunu veriyor. Yani kişi yapı olarak mesela işte diyelim ki Meva'ya göre Ayşe kişisi daha kilolu gözüküyor. Ama bu kişi için bu kilo uygun olabilir. Yani yağ yüzdesi daha düşüktür. Ondan sonra bütün çocukluğu boyunca sportif bir aktivite yapmıştır. O yüzden kas kitlesi daha yüksektir gibi bu değerlere bakıyoruz. Vücut kompozisyonu nasıl? Sonra bazı tahliller bakılıyor. Yani bir doktorla beraber kişinin sağlık durumu değerlendiriyor, tıbbi durumu değerlendiriyor. Bundan sonra ancak bu karar veriyor. Evet, kilo vermesi lazım ya da değil. Peki, şimdi sizlerden yardım alacağız. Nasıl bir program yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Bazı böyle keten tohumu vesaire gibi şeyler var ya da bazı tarifler, işte sabah limonlu ılık su vesaire gibi. Şimdi bunlardan bir sürü var ve bunların bazıları yabancı, yani bu yerli ürünler kullanabilir miyiz? Neler kullanmakta fayda var? Bunları neye göre belirleyeceğiz? Diyelim ki kendi kafamıza göre yapmak istiyoruz. Mevacığım şöyle bir durum var. Bu konuya geçmeden hemen bir önceki konuyla ilgili bir şey daha söylemek aklıma geldi. Kişiler hani kilo vermeye karar verdiğinde aslında sadece diyetisyene başvurmasınlar. Bir de ona söyleyeceğim bu bölüme geçerken. Aslında tam olarak bu soruyla da bağlantılı. Sağlıklı yaşamın bir parçası olarak aslında biz beslenmeyi koruyucu bir sağlık hizmeti olarak görüyoruz. Yani daha hastalanmadan önleyebilmek. Henüz başımıza bir şey gelmeden önleyebilmek için sağlıklı beslenme, koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçası. O yüzden de aslında işte mesela keten tohumu yesen iyi mi? Ya da chia nedir? Gibi soruların cevaplarını da yine almak için uzmanlara başvurmalarında fayda var. Ya da onlar için gerekli mi? Gibi. Böyle de bir bölüm var. Bunu da söylemek istedim bir yandan. Sağlıklı yaşamın bir parçası olduğunu. Bir de hastalandıktan sonra da beslenme yine çok önemli. Çünkü hastalığın seyrini de değiştiriyor. Mesela bir kanser hastasının hastalık sürecinde, tedavi sürecinde tedavinin daha olumlu gitmesi için de yine beslenme çok önemli etkilerden biri. Aslında her besin bir ilaç bir yandan da. O yüzden de sağlıklı beslenmeye böyle bir bütün olarak bakmak, diyetisyenlik meselesine bir bütün olarak bakmak çok önemli. Geliyorum hemen senin soruna. neleri sormuştuk? Yerel besinler den bahsetmiştik. Evet. Yabancılığı telaffuz etmedim evet. Çünkü yanlış söylerim. Açıkçası şöyle bir durum var. Her yeni böyle bize anlatılan besini hemen hayatımıza almamız gerekmiyor. Yani, değil mi? Bir de öyle bir furya var.
böyle biri bir şey söylüyor, bir şeyi şununla karıştırırsan çok üzülmüş. Hepimiz iniyoruz onu deniyoruz. Aynen. Bir anda böyle bir şey oluyor. Popülaritesi artıyor bir besinin. Evet. Ve herkes onu kullanmaya başlıyor. Çok son zamanlarda bununla ilgili geçen yıl boyunca bir besin çok öndeydi. Özellikle chia çok öndeydi ve herkes çok onu kullanma istedi. Fakat tam olarak ne işe yaradığını ya da ne içerdiğini aslında kimse tam olarak bilmedi. Daha önce mesela altın çilek diye bir besin vardı. Bir ara hep böyle yeni bir şey çıkıyor. Ve dolayısıyla bu senenin trendinde ne var? Moda gibi buna bir anda serüvene kapılıyoruz. Şu an chia mı var? Şu an henüz bu sene belli değil ne oldu. Geçen sene modası. Geçen sene modası oydu. Bu sene yine kino açıyor. Bunlar konuşuluyor ama mucizevi hiçbir besin yok. Gerçekten tek bir besine yönelmek doğru değil. Bir mucize aramak doğru değil. Her besin kendi içinde bir dünya ve çok sağlıklı. Ya biz bayılıyoruz işte o mucizeye. Belki de şununla alakalı bir şey bulalım ve ona inanalım. O da iyi geliyor insana. Herhalde o arayıştan. Yani evet. Ben kiloluyum, zayıflamak istiyorum. Onun için kendime bir çözüm bulmam lazım. Zayıflayana kadar ki o süreçte bir şeye inanmış olmak insanı yatıştırıyor. Belki de bu arzudan dolayı böyle senin dediğin gibi mucizeler yaratıyoruz. Evet. Trendler yaratıyoruz. Trendler yaratıyoruz. Birazcık aslında şeyle de alakası var. Yani umut etmekle de alakalı. İnsan hani onu hayal ederken böyle bir yolu kısaltacak bir şeyler hep istiyor. Peki bu istiyor. İşe yaramaz mı? Yani belki o isteğini, azmini tetikler. Tabii. Zayıflamak isteyen kişinin. Tabii. Aslında bunda biz şöyle diyoruz. Plasebo etkisi diyoruz. Yani aslında mesela bir şöyle anlatayım. Plasebo nedir? Denek grupları oluşturulur ve araştırmalar yapılırken bir gruba normal gerçekten uygulanması gereken şey uygulanır. Bir gruba da bunu uyguladığınızı söylersiniz. Ya da mesela bir ilaç diyelim ki bir vitamin. Bir gruba gerçeğini verirsiniz, bir gruba gerçekte o olmadığı halde onu yani plaseboyu verirsiniz. Mesela D vitamini diyelim ki. Birinde D vitamini var ilacın ama birinde yok. Bu iki grup arasında nasıl bir fark olduğuna bakarsınız. Plasebo etkisinde kişiye buna inandırdığınız için kişi aynı etkileri görürsünüz kişide. Anlatabildim mi? Evet, bunu seni zayıflatacak, bu mucizevi bir besin dediğiniz zaman kişi otomatik olarak bunun etkisine kapılır ve plasebo etkisi olarak bir miktar zayıflar. Dolayısıyla bu söylediğin doğru ama devamlı olmaz. Anladım. Çünkü gerçekten bunu yaşamadığı için. İşe sağlama alacağız yani. Evet, yani ona mucize olarak baktığı zaman evet bir süre o etki yaratacaktır ama bir süre sonra o etki geçtiğinde ne olacak? Kişinin gerçekten bilinç düzeyinde bunu anlaması ve gerçekten bilinç düzeyinde bunu istemesi, doğru yöntemi bulmak için uğraşması, bir anda çözüme değil gerçekten uzun süreceğini bildiği halde çözüme ulaşmak istemesi gerekiyor. Dolayısıyla da tabii ki hiç olmaz değil ama böyle de bir durum var. Şimdi sen geliyorsun diye Emre detoksa etkili salatalar, ekmekler falan yapıyor. Ben merak ettim, Emre ne aşamadasın? Şimdi yeşil elmaları ince ince dilimledim. Salatalıkları ve pırasaları da dilimledim. Onları bir miktar dinlendiriyorum. Kuru kayısıları da doğradım. Bu arada ekrana gelen reçete, izleyenler için söylüyorum, bir porsiyon için olan reçete. Biz stüdyoda biraz kalabalık olduğumuz için biraz daha fazla yapıyorum. Sizi kandırmasın. Eğer kendinize hazırlayacaksanız bu salatayı, sizler için sunduğum reçete bir porsiyondur. Onu da dikkate alırsanız. Ben aslında çalışırken bir yandan hocamı dinliyorum da hiçbir diyetisyene gitmedim bugüne kadar. Bulmuşken dinliyorum hocamı. Bir şey sormak istiyorum. Hocam diyetisyenle yaşam koçu ayrı ayrı şeyler değil mi? Çünkü yaşam koçu da artık diyet reçeteleri yazıyor insanlara. Benim hep kafama takılan bir şeydi. Siz de gelmişken sormuş olayım hiç olmazsa. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Öncelikle. Şimdi anlatıyorum. Hemen anlatıyorum. Şöyle, yani diyetisyen olabilmek için gerçekten anatomi, fizyoloji, biyokimya, besin kimyası gibi uzunca süren dersler almak gerekiyor. Çünkü diyetisyen sadece bir yaşamı düzenleyen ya da o kişinin sadece beslenmesini zayıflamak için düzenleyen kişi değil. Diyetisyenlikte hastalık öğrenmek gerekiyor. Yani hem çocuk hem de yetişkin için
bütün hastalıkları öğreniyorsunuz ve bu hastalıkların beslenme tedavisini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla da yaşam koçu ve diyetisyen arasında bu anlamda bir fark var. Bu bölümü bitirmeyen bir kişinin besin, beslenme adına bir şey söylemesi aslında çok doğru olmayabilir. Belki zayıflama açısından motive edici şeyler söylemek, biraz daha yaşam koçluğunda biraz daha bu kapsam söz konusu. Hani kişiyi motive etmek, kişiye eşlik etmek, kişiye yön vermek, hani sadece aslında bir reçete yazmak gibi bir şeylerden ziyade motive edici bir yanları var diye ben görüyorum şahsen. Ama sonuçta yaşam koçu birçok alanda yaşam koçu olabilir belki kişi ama kendi mesleğim açısından ancak sadece söyleyebilirim. Başkasının mesleğine çok cümle kurmam doğru olmayacağı için bizim mesleğimize eğer bir reçete yazılması gerekiyorsa bu aynı doktorun ilaç yazması gibi bir şeydir. Çünkü kişiyi beslenme direkt sağlığını etkileyen bir unsurdur. O yüzden de buna yetkin bir belgesinin olması önemli. Diyetisyen olduğunu olması önemli. Diyetisyen haricinde reçete yazmak çok doğru bir durum değil. Bununla ilgili yasal düzenlemeler aslında çokça yapılıyor. Çalışmalar var bununla ilgili. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü de bununla ilgili çok çalışıyor. Umarım hani bu anlamda da şey olacaktır. Daha ilerlemeleri de göreceğizdir yıllar içerisinde. Çünkü alanlara ayrılmak söz konusu şu anda meslekte gibi gibi birçok değişim de var. Emre Şef'in sorusunu umarım doğru cevaplayabilmişimdir. Ben yani çok merak ettiğim bir şeydi. Son zamanlarda da insanların ağzından böyle şikayetler duyduğum için aslında bu soruyu size yönelttim. Cevabımı aldım. Yani sağlık şakaya gelecek bir durum değil gerçekten. Kimse de aslında sorumluluk almak istemeyebilir diye düşünüyorum. Gerçekten bilince yapmak lazım. Her besin bir dünya, her besin çok ciddi bir tedavi edici unsur. Onları yanlış kullandığımızda çok başka şeylere neden olabiliyor. Bazen de internet ve sosyal medya ya da televizyonlarda da iletişim kanallarında da görüyoruz. Kötü sonuçlanan durumlarda söz konusu olabiliyor. Peki onların size yansıması nasıl oluyor? Şimdi sosyal medyada, haberlerde senin de söylediğin gibi artık şahit oluyoruz. Profesyonel olmayan, işin ehli olmayan, işin uzmanı olmayan kişilere danışıldığında ve yanlış sonuçlar doğurduğunda toplumda bir tedirginlik, bir kaygıyla beraber gelen ön yargı artıyor mu? Artıyor, evet. Aslında baltalıyor da bir yandan bütün o bilinç ve verilen emeği. Ben size çok başka bir yerinden bahsedeceğim konunun. Biz şöyle bir toplumuz, yani Türk toplumu olarak zayıflayınca neyin var diyen bir toplumuz. Hasta mı oldun diyen bir toplumuz. Çocukluktan itibaren hep kilolu olmayı çok sağlıkla eşleştirmiş bir yapımız var. Dolayısıyla da bundan kaynaklı olarak yanlış zayıflama yöntemleri ya da yanlış beslenme yöntemlerinden kaynaklı hayatını kaybeden kişilere karşı da daha da hassasız. Konuyu daha da içselleştiriyoruz ve diyoruz ki ben yok diyet yapmak iyi bir şey değil demek ki. Yani zayıflayınca kötü oluyor demek ki. Ondan sonra gibi bir yargı söz konusu oluyor. O yüzden de aslında evet yani burada işin ehli olarak bunu yaptığımızda yani fizyoloji, anatomi ve benzer bu alanlar hakkında gerçekten doğru bilgiye sahipsek bunu doğru yapma şansımız var. Ve gerçekten de kişinin sağlığını olumsuz değil, olumlu etkileyecek. Biz yayından önce Emre Şef'le biraz konuşmuştuk. İlk soruyu o sorduğu için söylüyorum. Kendi zayıflama sürecinden bahsetmişti. Ve tansiyonunun düştüğünden, sağlığın olumlu etkilendiğinden bahsetmişti. Çok güzel bir örnekti mesela. Gerçekten kilo vermek aslında sağlığı olumlu etkileyen de çok fazla unsur da getirir. Yeter ki bunu doğru yapalım. Yeter ki çok yanlış yöntemlere, çok hızlı yöntemlere ya da mucizevi yöntemlere başvurmayalım. Zaten işin ehliyse kişi yardım almak gerekiyor. Evet, doğru uzmanlarla iletişim halinde kalmaya çalışmakta fayda var. Gerçekten önemli diye düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda artık dünyada yayılan bir problem var. Şimdi Emre de çok hassas o konuda. Fast food, sağlıksız gıda, düzensiz ve dikkatsiz beslenme, ne yediğini bilmeden yeme gibi problemler neticesinde çok fazla kilo ve obeziteyle dünya mücadele ediyor ama galiba bir telefonumuz mu var? Pekala. Önce seyircimizin sorusunu alalım. Evet. Buyurun efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, buyurun. Bir sorum olacaktı benim de.
Yaklaşık 8 ay önce bir doğum yaptım. Haliyle de doğum kilolarından kurtulmak için savaşıyoruz. Bir diyetisyenle çalışıyorum ben de ama son zamanlarda tekrar kilo vermekte zorlanmaya başladım. Spor da yapamıyorum dolayısıyla bebek olarak. Şimdi ne yapabilirim acaba? Beslenmeyi nasıl devam ettirebilirim? Ben bunu sormak istiyordum da kendisi. Önce hayırlı olsun bebeğiniz. Umarım sağlıklı ve güzel bir ömür olur. Teşekkürler. Evet. Bebeğiniz olduktan ne kadar sonra kilo vermeye başladınız? Bebek olduktan sonra 6 ay sonra başladım. Tamam. Kaç kilodan kaç kiloya düştünüz peki? Yaklaşık 10 kilo verdim. 10 kilo. Çok başarılı, çok güzel ilerlemişsiniz. Şu anda biraz duraksadı ve tekrar evet. Alma sürecine mi geçtiniz? Alma sürecine geçmedim. Sadece sabit kilo. Olarak devam ediyor. Aynen. Böyle durumlarda pes etmemek gerekiyor. En doğru yapacağınız şey bu. Çünkü gerçekten Mevacım, hani biz de bunu konuşuruz yine, zayıflama süreci hep aynı gitmiyor. Vücut bir makine değil, bir girdi ve çıktı, sabit bir girdi ve çıktı yok. Bazen vücut kendini korumak istiyor bazı zararlara karşı ve kendini koruyabilmek ve bağışıklığını da doğru tutabilmek için kendi savunma mekanizmalarını kullanıyor. O kiloyu yine o noktada tutmaya çalışıyor. Vermenize izin vermiyor. Siz biraz daha da dikkat etsenize, daha da azalsanız yediğinizi, yine vücut o koruma sistemini çalıştırmış oluyor. Belli bir süre sonra kendini güvende hissettikten sonra kilo verme devam ediyor. Sizin de böyle bir durum olabilir. Bence pes etmeden aynı şeyleri yapmaya devam edin. Diyetisyeninizin söylediklerini uygulamaya devam edin. Ve biraz sabırlı olun. İstikrar sizi başarıya getirecektir. Gerçekten bazen 1-2 aylık, 3 aylık, 4 aylık bile duruşlar olabiliyor. Bazen de kişi kendisi aslında kendin yaptığından da sıkılabiliyor ve ufak ufak kaçamaklara da yönlenmeye başlayabiliyor. Böyle bir şey olmadığını varsayıyorum soru içerisinde, çünkü hani bilinçli bir soruydu. Bence biraz duraklamak ve beklemek gerekiyor böyle durumlarda. Umarım sorunuza yani biraz olsun size yardımcı olabilmişimdir. Beslenme anlamında aynı şeyleri uygulamaya devam edin. Diyetisyeniniz ne diyorsa aynen uygulayın. Sadece biraz sabır. Peki şimdi hazır soru üstünden devam edelim öyleyse. Hamilelikten sonra şimdi çocuk olduğu zaman o süreç biraz daha farklı. Emzirme dönemi var. Sizin evet. Besin değerleriniz çocuğa geçiyor diye çok daha fazla dikkat ediyorsunuz. Daha iyi beslenmeye çalışıyorsunuz. Tabii bir diyetisyenle çalışılıyor. O yüzden o plan program ona göre yapılıyordur ama etkilemiyor değil mi? Çocuğu ya da emzirme sürecini, o hayır. Zayıflama mücadelesi. Şöyle aslında kişileri hemen zayıflatma yönünde hareket etmiyoruz. Zaten hanımefendi de 6 aydan sonra başlamış. İlk 6 ay birazcık anne ile bebeğin birbirine alıştığı dönem ve çok kurallar getirmek, hayır bunu kesinlikle yemeyeceksin, onu kesinlikle yiyeceksin gibi kurallar getirmek biraz anne ve bebek için zorlayıcı olabiliyor. Tabii ki bilmesi gerekiyor nasıl beslenmesi gerektiğini. Çünkü çocuğunun sağlığı için olumlu bir şey. Anne nasıl beslenirse süt yoluyla o besinler çocuğa da geçmiş oluyor. Dolayısıyla çocuğun sağlığı direkt etkiliyor. Bilgi vermek çok önemli. Eğitim vermek o ilk 6 ayda çok önemli. Ama çok zayıflamak için uğraşmak doğru değil. Sonrasında da zayıflama anlamında tabii ki anne başlayabilir. Çünkü kendini iyi hissetmeye de ihtiyacı var. Bu süreç kesinlikle çocuğun sağlığını ya da büyüme gelişmesini olumsuz etkilemez. Doğru beslendiği ve doğru şekilde zayıfladığı takdirde aksine olumlu yönde bir etkileşim olur. Hem o kendine yüzden, hem çocuğa. Evet. Harika. O yüzden hani hamilelik doğuma yakınlaştığında kişi bir uzmanla görüşüp, diyetisyenle görüşüp doğumdan sonra nasıl beslenmesi gerektiğini genel hatlarıyla konuşmasında fayda var diyorum ben. Ve 6 aydan sonra da kilo vermek istiyorsa yine bir diyetisyene başvurup orada o kilo verme sürecini doğru yönetebilirse yine bebeği için çok olumlu olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Gözdemciğim. Şimdi programımızın İlk bölümünü tamamlamak üzereyiz. Önce bir Emre'ye dönelim. Emre, ne aşamadasın? Bütün taze otlarımı da ayıkladım. Hepsini dalından koparır şekilde. Pırasayı ve salatalığı ince ince dilimledim. Elmaları da çok ince kestikten sonra limonlu bir su yapıp içerisinde beklettim kararmaması için. Aynı zamanda limonlu suda elmaları bekletirsek vitaminleri de kaybolmaz diye biliyoruz. Çünkü doğradığınız zaman havanın etkisiyle de elmanın bütün vitaminlerinin uçtuğunu biliyorum. Doğru mu biliyorum gerçekten hocam? Gerçekten doğru söylediniz. Evet. Hemen etkileşime başlar. Bir limonlu suda bekletirsek eğer hem kararmaması için hem de vitaminlerini tamamen almamız için bu gerekli. Bir de bir lor peyniri, dediğim gibi çavdar ekmekli lor peyniri yapacaktık fırında. Onu da zeytinyağı
Ben yine kendi yorumumu kattım çok sevdiğim için. Bir karabiber. Diş, küçücük bir diş de sarımsak koydum içerisine. Biraz dinlendireceğim. Onunla birlikte fırınlayacağım. Ve taze nane yaprağı ve zeytinyağıyla lor peynirini ezdim. Onu da ikinci bölümde zaten fırınlayacağız. Bütün cevizlerimi ve kuru meyvelerimi de doğradım. En son salata aşamasında bir araya getireceğiz. Harikasın. Teşekkür o zaman ederim. Efendim kısa bir ara, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yeniden karşınızdayız. Hayatın Tadı devam ediyor. Stüdyomuzda diyetisyen Gözden Başarır var. Emre ise bize mutfakta detoks etkili tarifler hazırlıyor. Şimdi programa başlarken Gözden, konuşulacak çok konu var. Tekrar bahsedeceğiz ama biz programın başında bugün ekipçe kahvaltı yapamadık, çok acıktık vesaire diye söylenirken şimdi Emre de bir yandan hazırladıkça hepimizin aklı orada. Programın sonuna gelelim de oturup yiyelim diye. Şimdi hazır biz öyle söylenip durmuşken kahvaltının öneminden de bahsedelim. Eminim ki birçok kişi ihmal ediyor. Çünkü evet, sabah çok erken kalkmak, yetişmek gerekiyor çoğu kez. O koşuşturmada atlanıyor. Aslında şöyle, herkes hakikaten artık çok hızlı yaşıyor. Aynen öyle. Çok erken saatlerde uyanılıyor. Evet. Ve dolayısıyla insanlar kendini düşünmeyi unutuyorlar bence Mevacığım. Evet. Çünkü sabah herhangi bir enerji almadan enerji harcamaya başlayınca vücut aslında bunu bunu bayağı isyan çıkartıyor kendi içinde. Evet. Hücresel boyutta. Çünkü hakikaten enerjiye ihtiyacı var. Sabah bazen olan dışarıdan da çıkarıyoruz. Evet. Açım. Uykusuzum. Yorgunum. Daha bitkin, daha yorgun da hissediyor insanlar kendini. Ve odaklanma, dikkat problemleri de yaratıyor. Dolayısıyla özellikle okul çağı çocuklar için kahvaltı inanılmaz önemli. Yani çocuklarımız çünkü kahvaltı etmeden okula gittiğinde gerçekten hani böyle bir şeyler yemezsen anlamazsın gibi bir şey vardır. Genel olarak da böyle bir söz de vardır zaten. Hakikaten öyle, doğru söyleniyor. Kahvaltıyı çocuklar için özellikle alışkanlık haline getirmek adına anne ve babaların da yapması çok önemli. Çünkü hep beraber sabah uyanır uyanmaz 10 dakika kadar bile olsa bir kahvaltı seremonisi hakikaten çocukların alışkanlık kazanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla evlerimize kahvaltıyı bir zorunluluk gibi oturtmaya çalışmalıyız. Hazır okullarda başlamışken, çocuklar kokuyu aldın mı? Alıyorum gerçekten. Ne konuşurken yaptın, biraz yani zorlanmaya başladım. Bir sürü taze ot karıştırıyorum. Böyle çok güzel, ferah bir koku geldi. Bir de pırasa olduğu için çiğ pırasayı çok ince ince kestim. O da bütün stüdyoyu kokusu sardı diyebilirim. Çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tam evet, böyle gitti. Tazelik geldi değil mi? Evet, böyle bir ferahlık evet geldi. Hazır okullarda açılmışken çocuklar için bu düzen çok önemli. Çok önemli. Bir yandan sadece çocuklarımızı düşünmek değil, kendimizi de düşünmüş olalım. Kahvaltıya her gün yapmaya çok önem gösterelim. Siz de ekipçe tabii ki biliyorum çok erken geldiğinizi. Ondan sonra hakikaten İyiyim, çok haklısınız. Ama akşamdan böyle kendinize küçük bir sandviç hazırlayıp onu streçleyip buzdolabında bırakır ve sabah onu çıkarken elinize alabilirseniz ya da küçük bir kutu sütle en azından başlangıç yapabilirsiniz. Hakikaten çok fark ettiğini göreceksiniz. Eğer bu sabah saatlerine kendinizi kaptırıp işin yoğunluğuna ve kahvaltıyı bütün sezon boyunca unutursanız sezonun sonunda özellikle Emre Şef'e de buradan duyurmak istiyorum. Birkaç kilo aldığınızı görebilirsiniz. Kahvaltı etmemek kilo kontrolünü çok zorlaştıran bir şey. O yüzden mutlaka kahvaltı etmeye özen gösterelim. Biz çok zorlanıyoruz. Çok erken geliyoruz ama tabii alışınca saatleri daha iyi yönetmeye oturtunca başlayacağız. Ya da belki sabah yayından önce ya da yayında bazen kahvaltılı hazırlayabiliriz Emre, değil mi? Böyle kahvaltılık şey. Yani bugün zaten bu çavdar ekmeğini ben zaten çalıştığım iş yerinde sürekli yapıyorum. Çavdar ekmeğin üzerindeki lor, taze naneli lor bir fırınlayacağız. Üzerinde erimesini sağlayacağız. Bu zaten güzel bir kahvaltı. Güzel bir kahvaltı, güzel bir kahvaltı öğünü. Bence herkesin denemesi lazım. Ve zaten ben kalorisinin çok düşük olduğuna inanıyorum. Tabii. Lor çünkü diyet olaylarında çok önemli. Ben hep öyle duyduğum için bugün işledim. Evet. Tavsiye edebiliriz. Burada hemen bir ekleme yapacağım. Kahvaltı bizim için Emre Şef'in yaptığı için olağanüstü güzel. Ama kahvaltıdan kastım uyandıktan sonraki ilk 30 dakika ile 40 dakika arasında. Yani 30 dakika, ilk 30 dakika bizim için çok önemli. İlk 30 dakikada bir şey yemeniz lazım. Yani bu illa
Kahvaltı evde hazırlayın ve yiyin gibi değil. Bir bardak süt de içseniz olur. Bir kase yoğurt da yeseniz olur. Çok enteresan. Genelde de insanın uyanır uyanmaz o kadar iştahı olmuyor. Ben babamdan biliyorum. Böyle bir saat sonra falan ancak bir şeyler yiyebilecek duruma geliyor. İnsanlar biz zor ayıldığımız için mi? Niye öyle bilmiyorum. Alışkanlık o yönde gelişmiş de olabilir. Belki de. Yani biraz alışkanlıklar da yönlendiriyor gerçekten. Ama doğrusu hakikaten ilk 30 dakikada vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi ona vermek. Çünkü gün boyu harcayacağımız enerji bir şekilde almamız lazım. Öğlene kadar eğer ya da saat işte 9'a kadar 10'a kadar yani sabah 6'da kalkan bir insan eğer kahvaltı etmiyorsa vücuttan bir şeyler götürüyor. Onu bilmek lazım. Vücuttan değil aldığımızı harcamak bizim amacımız. Yediğimizi harcamak. O yüzden de kahvaltı etmeye o anlamda ilk 30 dakikaya dikkat edin derim. Şu anda Emre Şef'in yaptığı gibi güzel bir kahvaltı. Tabii ki böyle fırınlanmış işte lor peynirli bir ekmek mesela muhteşem. O sabah o kokuyla uyanmak çok güzel olur. Öyle bir şansınız varsa tabii ki çok daha. Ama çoğu kez işte biz onu bulamıyoruz. Bu sefer böyle biz gibi artık sabah 4'te 5'te kalkan insanlar hemen bir kahve. Türk kahvesi, Nescafe ya da bir sürü kahve. Bu böyle bir alışkanlık da var. Yani aç karnına sabah içilen o ilk kahve zararlı mı vücuda? Aslında yok, hayır. Yani şöyle, tabii ki uyanmakta sıkıntı yaşadığı için kişiler daha zinde olabilmek için, ayılabilmek için bir kahve içmek istiyorlar. Fakat o kahvenin içine yine süt eklemek, bir miktar besin değeri eklemek demek olur. Enerji eklemek demek olur. İşe yarar. Bir en azından kahve alışkanlık varsa bunu sütlü kahveye çevirerek bir miktar orada besin almış olursunuz. Bunun yanında bir taze de... Taze süt. Evet, taze süt. Süt kesinlikle. Tozu kesinlikle değil. Bunun yanında aynı zamanda bir yandan da küçük de olsa bir atıştırma yapabiliyorsanız bazen zaman gerçekten kısıtlı ve sütlü bir kahveyle beraber hurma, kayısı, incir gibi bir kuru meyve ya da ceviz, badem, fındık gibi bir kuru yemiş tercih edilebilir. Böyle de olduğunda yine bir enerji alımı söz konusu olmuş olur. Hiçbir şey yememektense bunu yemek bile çok anlamlı. Eğer siz o sütlü kahvenizin yanına işte ekmek ve peynir gibi bir şey tüketebiliyorsanız, yumurta tüketebiliyorsanız ki çok sağlıklı yumurta, tabii ki çok daha iyi olacaktır. Şimdi ofis çalışanıyım. Acıktığım zamanda da genelde bisküvi tüketiyorum. Kremalı, kremasız. Şimdi bu iyi bir alışkanlık. Sorarken Mevan gözünde düşündü bir. Ya bunu sorsam. İyi olabilir mi acaba kremalı bisküviler diye. Karnım gurulduyor çünkü bir yandan yani umarım duymuyorsunuz sesi. Bir de böyle konuştukça böyle daha su da içiyorum arada. Şimdi... Bununla ilgili ne söylersin? Şöyle. Bir de çok önemli de bir ayrıntı var orada. Kremalı, kremasız. Yani öyle bisküvi demiyorum. Kremasızın daha masum olduğu söyleniyor. Söyleniyor. Evet, doğru da söyleniyor. Şöyle doğru. Aslında bisküvi dediğimiz yiyecek un. Yani Emre şefimiz tabii daha doğru burada yorum yapacaktır. Süt, yumurta gibi aslında besinin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve şeker. Eğer şekerli bir bisküviden bahsediyorsak, buradaki zararlı olan şey tahılın kendisi ya da yumurtanın, süt ürünün kendisi değil. Orada şeker aslında bizim için zararlı ve kullanılan yağlar yine gıda sanayinde kullanılan yağlarla ilgili soru işaretleri kafamızda olabilir. Ama sonuçta besin değeri açısından çok kötü denemez. Fakat şeker alımımızı arttırdığı için ve ara öğünde biz onu acıktığımız anda kullandığımız için kan şekerimizde bir sıçramaya neden olduğu için çok tavsiye etmiyoruz. Onun yerine daha lifli gıdalar, postasız içeren gıdaları tavsiye ediyoruz. Ama tabii ki kişinin vakti yok. O anda çok acele hareket etmesi gerekiyor. Ve bir ofis çalışanı olarak dediğiniz gibi koşturuyor. Ya da bir toplantı içerisinde. O zaman bisküviler de tercih edilebilir. Fakat eğer bisküvi tercih ediyorsak da kreması olanı tercih etmek en azından bir miktar daha az şeker almamızı, daha az yağ almamızı sağlayacaktır. O anlamda kremasızları tercih ediniz Meva Hanımcığım. Erdoğan abi doğru yapıyoruz. Tamam. Yönetmenime söylüyor. Biz bisküvi yiyebiliriz artık sabahları. Şimdi reklama gitmeden önce bahsetmiştik. Biraz ayrıntılı olarak değinelim. Çünkü birazdan mutfağa geçeceğiz Emre'nin yanına. Ama öncesinde az evvel de söyledik artık bütün dünyanın sorunu. Obezite ve galiba artık çokça karşımıza çıkan rahatsızlıklardan biri de diyabet. Şimdi bunların kiloyla olan diyabetin de obezitenin de ve
sağlıklı olmak için zayıflamamız gerekiyor ve bunlar da tamamıyla bu konuyla ilgili. Şimdi obezite çok büyük bir sorun. Bunlar nasıl kurtulacağız? Nasıl kendimizi önleyeceğiz bu şeye yakalanmamak için? Bir de diyabet insanı çok sınırlayan, çok kısıtlayan, yoran, üzen bir şey. Onun için de çok fazla böyle taşları var o işin. Onları da bilmek gerekiyor. Diyabetle ilgili bir programımızda sadece bu konunun üzerine yoğunlaşalım istiyorum zaten ben. Çünkü çok gerçekten sıklığı çok artmış bir hastalık. Kesinlikle üzerine öyle. Konuşmamızın çok iyi olacağı bir hastalık. Ve çok küçük yaşlardan itibaren görülen bir hastalık tipine göre. Dolayısıyla bunu ayrıca konuşmakta çok fayda var. Ama yine beslenme tedavisiyle doğrudan ilişkisi olduğu için beslenme durumumuz çok önemli. Obezitede de yine beslenme çok yaşam tarzı aslında, yaşam stil değişiklikleri çok önemli. Yani biz çok hareketsiz ve çok hazır gıdalar yoğunluklu beslendiğimizde, kendimiz artık evimizde yemek yapmaz hale geldiğimizde obezitenin kapısını aralıyoruz. Çünkü dışarıdan yediğimiz her yiyecekte evimizde yaptığımıza göre tabii ki bir miktar daha fazla yağ ve bir miktar daha fazla kalori içeriyor oluyor. Ben şu an nasıl vicdan yapıyorum anlatamam. Evde yemek yapamıyorum. O yüzden böyle artık servis şu an çok fena vicdan yaptım. Şu anda birazcık böyle acı gerçekliğimiz. Ama şöyle tabii çok yeni evliliklerde biraz düzen oturması için nasıl programın bu ilk haftası ve düzen oturacak bir süreye ihtiyaç var. Beslenmenizde şu anda. Evlilikte de aynı şekilde bir süre sonra alışkanlıklar değişecek ve oturtacaksınız diye ben üzülmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü artık o kadar şey her zamankinden falan o da ama yani rahatsızlık duyuyoruz çünkü evet biliyoruz ki sağlığımız için biraz daha özellikle dikkat ben, etmemiz gerekiyor. Şu anda kendi sosyal medyamda şey yapıyorum, bununla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Anne yemeklerinize geri dönün, tencere yemeklerine geri dönün. Emre de hep söyler. Ondan sonra hakikaten bu beslenme biliminin çok daha özellikle şey yaptığı, vurguladığı bir konu. Çünkü hakikaten yemekleri ne kadar çok işlenirse o kadar fazla katkı maddesi ve bazen de kalori artışı olabiliyor. Tabii ki gıda sanayinde diyet ürünler de var, light ürünler de var, düşük kalorili ürünler de var ya da şeker hastalığına uygun ürünler de var. Ama genel olarak insanlar dışarıda, biz dışarıya çıktığımızda 3 kişi beraber çıktıysak ikisi dürüm yemek istiyor oluyor. Ya da ikisi işte böyle bol tereyağlı soslu bir döner İskender tercih ediyor. Dolayısıyla i̇şte hani biz o sırada ondan oluyor bütün bunlar. Ya da pide. Sırf bu yüzden ya da, taşınmak evet, gerekiyormuş. Ya da her sofrada kişiler, bizim ağacımızdaki insanlar tatlı çok iyi olabiliyor. Ve dolayısıyla göz görünce gönül katlanmayabiliyor. Evet, dolayısıyla da bizim kendi tercihlerimiz de o yönde değişebiliyor. O yüzden tercihlerimizi bir kere kendimizin neye ihtiyacımız olduğunu bilmemizde fayda var. Kilo aldıysak eğer, mesela 3 kilo aldım. Neyse canım, veririm nasıl olsa. 3 kilo ne olacak ki? Üzerine 3 kilo daha aldım, oldu 6. 3 kilo daha aldım, oldu 9 derken ilerliyor. İnsanlar o yüzden bize geldiklerinde şunu söylüyorlar. Gerçekten anlamadım. Hani bu süreç nasıl geçti ve ben bu 15-20 kiloyu nasıl aldım anlayamadım. Yani sadece 5 kilo gibiydi. Sonra bir baktım 20 kiloya varmış. Hakikaten biz kendimizi dinlemek ve ne olduysa, bir 5 kilo aldıysak bunun geri dönüşüne hemen bakmamız gerekiyor. Durumu çabuk eğer telafi edebilirsek çok obezite sınırına gelmemiş oluruz. Ve de yaşamın akışı içerisinde kendimizi unutup diğer her şeyi çok önemsemekten vazgeçip belki bazen de durup kendi sağlığımıza bakmamız lazım. Çünkü sağlık geriye dönüş olmayan bir durum. Sağlığımızı kaybettiğimizde hayatımızdaki diğer her şeyle ilgili sıkıntı yaşarız. İşimizde de istediğimiz kadar verimli olamayız. Dersimizde de belki o kadar olamayız. Ailemizle yeterince istediğimiz kadar ilgilenemeyiz. Çünkü kendi sağlığımız ve buna el vermemiş olur. O yüzden her şeyin başı sağlık gerçekten. Önce bir duracağız, kendimizi düşüneceğiz. Böylelikle bence bunları aşabiliriz. Biraz kendimize zaman ayırmaya başlarsak. Mevacı mesela senin için de hafta bir gün bile yemek yapmaya başlasan gerçekten bunun gerisi gelmeye başlayacak. Ama niye bu bir tek bana söyleniyor? Bunu benim eşime de söylemiyorlar. Herkes bunu bir tek bana söylüyor. Mevacım biraz yemek yapmaya başlaman lazım. Ama kimse eşime söylemiyor. Ertuğ'cum biraz yemek yapmaya başlaman lazım. Biz bence buradan, eşitlik. Lütfen. Ben bu yayın aracılığıyla o zaman sevgili eşine buradan sesleniyorum. Lütfen yemek yapmak için siz de hemen hazırlıklara Emre Şef'le diyaloğa geçmesini öneriyorum kendisine. Emre'yi ben söyleyeceğim. Emre sen bize yardım etsene.
Yani bence mutfakta Emre'nin olması beni çok mutlu ediyor. Yani aramızdaki iletişimin haricinde mutfakta bir erkeğin olması ve bu kadar lezzetli yemekleri bir erkeğin elinden yiyor olmak bence çok güzel de bir örnek. O yüzden bence erkekler yapmayı devam. Burada bir şey anlatmak istiyorum, anekdot. Benim annem de çok güzel yemek yapar, babam da çok güzel yemek yapar. Böyle çocukluğumdan beri bazı günler özellikle mutfak babama bırakılır ve babam hani özellikle bize yemek yapardı. Hakikaten ailede böyle bir şeyin olması, dediğin gibi mesela şu anda Emre Şef'in yanımızda olması, gerçekten bir erkeğin yemek yapması çok güzel bir örnek. O yüzden de mesela benim de erkek kardeşim var. Erkek kardeşim de güzel yemek yapar. Yani mutfağında bir şeyler yapmayı başarır. Tamamen öğrenmeden yetişmedi. Çünkü bir modeli vardı ve gördü. Hani hakikaten eşlerin de bu anlamda biraz model olması çocuklara ve aile bu anlamda da destek olması. Çünkü artık herkes çalışıyor. Çok önemli. Ama ben bakıyorum, bana gelen erkek sayısı çok arttı. Yani yıllar içerisinde. Artık erkekler de çok bilinçli. Beslenmesine çok dikkat ediyor ve kendileri bir şey yapmak için uğraşıyor bence. Bir de şöyle bir şey var. Yemiyorum yani şu an. Yani pek böyle aileden görünce de olmuyor. Mesela benim babam hiç yemek yapmaz. Yani yapar ama mesela çok güzel balık pişirir. O işin uzmanıdır falan. Ama normal gidip böyle bir akşam yemeği hazırlamaz. İşte böyle mangal vesaire falan gibi böyle bir aile reisi görevi dışında bir iş. Ama mesela benim kardeşim çok güzel yemekler yapar. Yani o ilgi alanı. Eşim de öyle. Ben espri yapıyorum falan ama mesela onun yaptığı yemekler benim yaptığım yemeklerden her zaman maalesef oluyor. Yani kardeşim de öyle mesela. Onun yaptığı yemekler de çok güzel olurdu. Biz böyle söylerdik, bize bu akşam şunu yapsana. O tabii böyle hobi gibi, zevkle yapardı. Evet, yani şu anda böyle bir trend de var zaten. Artık Emre Şef daha iyi söyleyecektir ama gerçekten insanlar bu konuyu öğrenmek istiyor ve merak ediyor. Bununla ilgili çok fazla yayın da var. Hani gördüğümüz, hani çok da insanlar yayınlıyorlar. Herkes böyle bir şeyler yapıp paylaşıyor. Tarifler havada uçuşuyor. Ondan sonra ne kadar doğrudur bilemem. Ne kadar doğru tariflerdir ama gerçekten insanın ilgi alanına girdi artık. O yüzden de ailede görmese bile ilgilenebilir ve bu tarz kurslara da gidiyor insanlar. Ama yine de ne var? Yine de durup şey yapacağım. Yine de ailenin rol olarak, hani onu model olarak göstermesi yine de çok önemli bence. Tabii istisnalar olur ama bir yandan da böyle bu da akıllarında olsun erkeklerin diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Oğulları zaten bu konuların üzerinde ben çok durmak istiyorum bu programda. Ben Emre'ye sormak istiyorum. Emre, evde sen mi yapıyorsun yemekleri? Yani şimdi haliyle mutfak şefi olunca eve birkaç konuk da gelince şimdi haliyle bir beklentiye giriyorlar. İşte şefin evine gidiyoruz, acaba ne yiyeceğiz beklentisine girdikleri için mecburen yemekleri ben yapıyorum. Keyifle yapıyorum. Zaten ben hani bir gün böyle mutfağa girmediğim zaman bir kolum yokmuş gibi hissediyorum. Mutfak aslında bende bir hastalık. Bir saniye sen lafı dolandırma. Sadece misafir gelince yapıyorsunuz. Yani yok, eşim de benim yemeklerimi çok beğenir. Yani fırsat buldukça ona da yapmaya çalışıyorum ama yani buranın dışında da mutfak şefliği yaptığım için bazen eve geç gidebiliyorum. İşte ben genellikle yeme ihtiyacımı çalıştığım iş yerimde karşılıyorum. Eve gidince de yemek olayları bitmiş oluyor ama böyle bir istirahat günlerinde kesinlikle yemekleri ben yapıyorum. İyi kıvırdın Emre, güzel. Yok tıpardın. Gerçekten ben yapıyorum yemekleri. Ya eşim de çok öyle et tüketen vejeteryan sınıfında diyebilirim. Harika. O da, evet, bir aşçı için bir şanssızlık ama onun için yemek hazırlamak çok daha kolay oluyor benim için. Harika. Yani çok da büyük bir beklenti var senin üzerinde, değil mi? İşte böyle misafirler geliyor, evet, Eve yemek yapsın, yemek yiyelim falan. Ama tabii bu senin hayatının bir parçası. O yüzden sen eminim ki zevkle yapıyorsundur. Bazen de yoruluyorsun. Yani hep benden bekliyorlar arkadaşlar. Yani onun dışında da bizim ülkemiz itibariyle Türkiye'de daha önce de bahsetmiştim. Herkes biraz aşçı. Herkesin damak tadı, damak kalitesi çok gelişmiş durumda. O yüzden insanları sofrayla pek kandırabilmek mümkün değil. O tadı onlara gerçekten hissettirmek gerekiyor. Gözlem Hocam da söyledi az önce. Ya kazan yemekleri kültürümüz, biliyorsunuz bizim ülkemiz dünyada bir numara kazan yemeklerinde. Evet. Ancak geldiğimiz durumdan da bahsetmek istiyorum. Bu da benim kanayan bir yaram mutfak şefi olduğum için. Sürekli gazete köşemde de yazıyorum bunu. Türk mutfağı yani 5000 yıldır işlenen bir kültür.
Ancak 5000 yıl içerisinde aslında bunu bir soru olarak hocam alırsa, yani obezite neredeyse bu topraklarda hiç görülmemiş. Ancak geçtiğimiz 20 sene maalesef endüstriyel gıda sanayisi yüzünden diyorum. Çünkü ben gerçekten karşıyım. İşte pastörizasyon, homojenizasyon geçirmiş, UHT edilmiş süt ürünleri, ondan sonra işte ülkeye giren bir sürü GDO'lu ürünler sayesinde bence obezite ülkemizde uyandı diye düşünüyorum. Ben herkese Türk mutfağını tavsiye ediyorum. Anne mutfağını tavsiye ediyorum. Annelerimizin mutfağını not etmelerini istiyorum. Obezite hakkındaki düşüncelerim de bu şekilde. Bence işte yeniden biz sütçü amcadan süt alıp evde kendi yoğurduğumuzu, peynirimizi yapmaya başlarsak bu obezite sorununu bence zamanla aşacağız diye düşünüyorum hocam. Sizin aynı fikirde misiniz? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Bir kısmında evet mi Emre? Ama bir kısmı için. Olur. Sen lütfen anlat Gözlemciğim. Bir yandan da Emre'nin yanına geçelim. Sohbeti orada devam edelim istedim. Tabii. Böyle uzak kalmayalım birbirimize. Tamam. Geçtikten sonra da belki anlatmak tamam doğru. Emre ne aşamadasın sen? Ben de çavdar ekmeklerini fırına gönderiyorum şimdi. Artık salatayı karıştırmaya başlayacağım. Sizi mutfağıma şu anda davet edebilirim. Tamamdır. Sen nasıl yaptığını anlat, biz geliyoruz. Şimdi lor peynirini, bir diş sarımsak, nane yaprakları, karabiber ve zeytinyağıyla biraz dinlendirdim. İyice de ezdim. Şimdi onları çavdar ekmeklerin üzerine yayıyorum. Bunu bir İtalyan mutfağında bruschetta var. Tost edilmiş ekmek lezzetleri. İzleyenler mutlaka biliyorlardır. Onun gibi de düşünebilirsiniz ama ben bunu lif oranı yüksek çavdar ekmeğiyle yapıyorum bugün. Gözlem hocamın da sayesinde bu lezzetleri işliyoruz. Programımıza konuk olduğu için. Bunun da kahvaltılık öğünlerde tercih ederseniz çok sağlıklı. Diyet yapanlar için özellikle söylüyorum. Bu kameradayız sanırım. Yine bizim işte Türk mutfağında kahvaltılar biliyorsunuz çok gelişmiş durumda. Çok tatlı da tüketiyoruz kahvaltıda. İşte menemenler, muhlamalar. Diyet yapanlar için önermiyorum bunları. Eğer diyet yapıyorsanız bu sizin için sabah kahvaltısında gerçekten uygun bir reçete olduğunu düşünüyorum. Şimdi çavdar ekmeklerini ben fırına göndereceğim. Orada bir 10 dakika kadar lor peynirleri nane yapraklarıyla birlikte pişerken benim de mutfağımda konuklarım olacak. Meyve Hanım'la Gözlem Hocam gelecekler. Salatayı birlikte karıştırırken salatanın içine koyduğumuz sebzelerin de Gözlem Hocam mutlaka yorumlayacaktır. Tamamdır. Biz de şimdi yanına geliyoruz Emre. Gözlem, ben mutfağa gelelim diye sana cevaplatmadım söyledim. hadi diye mutfağa geçelim dedim bir an önce. Şimdi lütfen senden Emre'nin sorusunun cevabını alalım. Ay çok güzel bir yer mutfak, çok seviyorum. Diyetisyenler de mutfak sever. Gerçekten böyle bir yargı var. Önce onu bu program ilk programken bunu söylemek istiyorum. Biz diyetisyenler de yemek yiyoruz. Değil mi? Evet. Bu açıklamayı yapmakta fayda var. Acaba hiç beslenmiyorlar mı falan? Çok düşük kalorili beslendiğimiz düşünülüyor olabilir. Çok peki az peki şöyle bir şey de var. Çok zayıf olmasını bekliyoruz genelde diyetisyenlerin. Evet ama çok zayıflık çok sağlıklı bir durum değil aslında. Yani ortalama sağlık. Evet. Çok kilolu olması nasıl bir durum? Genel olarak kilolu olmak iyi bir durum diyebilirim. Yani bu yüzden diye gördüğüm örneklerden yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Bu hani kimin ihtiyacı var diye konuştuk ya bugün. Hani bugünkü konu, temel konumuz aslında diyetisyen neden var ya da kimler ihtiyaç duyar. Hakikaten kilolu ya da zayıf olan kişinin ya da ihtiyacı olup olmadığını karar vermek bir süreç ve yani bir tahlil süreci. Dolayısıyla bazı diyetisyenler hani ben diyelim ki benim benden daha kilolu da olabilir, daha zayıf da olabilir. Bu kişinin şey değil, sağlığı için uygunsa sıkıntı yok. Obez olmak ayrı bir durum. Ve dolayısıyla da obezite probleminde tabii ki kendine de fayda sağlaması kişilerin iyi olur. Hani çok obezite problemi yaşayan bir diyetisyen tabii ki güven açısından belki biraz şey yapabilir. Ama bölüm çok geniş. Evet. Emre Şef de biliyordur. Gıda sanayinde de diyetisyenin çok yeri var. İlla sadece zayıflama değil,
başka hastalıklarda çalışıyordur. O yüzden çok şey yapmıyoruz. Hani böyle bir sınıflamaya giremedim Mevacığım. Hani tamam. Zayıf ya da şişman diyemedim. Ben de hani program dışında hazırladığım menülerde, yani menü kitaplarında mutlaka diyet bölümüne bir yer veriyoruz. İşte haşlanmış sebzelerle, yine böyle kroton, fırında kroton edilmiş lif oranı yüksek ekmeklerle, işte kepekli sandviçlerle gibi menümüzde yer veriyoruz. Onları da işliyoruz. Tabii doğru yapmaya çalışıyoruz. Hani bir diyetisyen kadar bu konuda başarılı olmayabiliriz ama mutlaka menülerimizde bulunduruyoruz. Çünkü herkesin artık ihtiyacı var biliyorsunuz tabii. Böyle şeylere. Düşük kalorili menüler hazırlamak gerçekten önemli. Dediğim gibi sağlıklı beslenmek sadece düşük kalorili beslenmekle eşdeğer değil. Her yiyecek bir dünya, her yiyecek çok ciddi bir içerik ve besin değeri açısından çok önemli. Birçok şeye fayda sağlıyor. Mesela diyelim ki kayısıda potasyum var ve peynirde de protein var. Hani sonuçta peynire sağlıklı, kayısıya sağlıksız diyebilir miyiz? Hepsinin başka başka öğeleri var. Dolayısıyla hepsini sağlıklı yaşamın bir parçası. Her yiyecek. Evet. Yeter ki çok katkı maddesi ya da çok işlenmiş bir gıdalar olmasın. Bazı çok yüksek yağ içeren yiyecekler sıkıntı yaratabiliyor. Hemen sorunuza gelmek istiyorum. Geri dönüp. Bu soruda bazı kısmı, bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Özellikle UHT süt teknolojisi için sütün mikrobiyolojik açıdan risk taşıyan bir besin olması insanlığın geçmişinden bugüne birçok hastalıklara yakalanmasının nedenlerindendir. Ve dolayısıyla sterilizasyon işlemi dediğimiz mikropların sporlarına kadar yok edilmesi işlemi bir katkı değildir. Sadece sütün çok yüksek ısıya ısıtılarak sonra çok hızlı bir şekilde soğutulmasını içerir. Dolayısıyla herhangi bir katkı maddesi içermez. UHT sütlerle ilgili özellikle hep bunu vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çok sağlıksız olduğu yönde bir bilimsel veri yok. Ama açık satılan sütler de mikrobiyolojik açıdan sağlıksız olabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor kaynatma süresine, kaynatma derecesine. Yani bunu kendi evde insanın başarabiliyor olması gerekiyor özellikle. Ve çok uzun süre kaynatıldığında besin değeri kaybı oluyor. Sadece bu konuda biraz böyle bu girişi yapmak istedim Sayın Şefim. Yani, ama onun dışında anne yemekleri, gerçekten pazardan aldığımız yiyecekleri pişiriyor olmamız, ondan sonra sizlerden bunları öğreniyor olmamız çok gerçekten değerli, çok önemli bu tarifler. Ya süt konusunda hocam çok hızlı işlem, ısı işlem aldığı için mesela 135 derecelere tabii çıkıyor. Tabii çok ama doğru bir yöntem. Ben de mikroorganizmalar hakkında böyle bir eğitimlere katıldım. Yani 100 dereceyi geçen ısılarda ayçiçek yağı için de geçerli. O ürünün aslında işte ana yapısı bozulduğu söylendi bize. İşte vücuda sütün faydalı olan bakterilerinin de öldüğünü söylediler. Ben de bir iki araştırmamda böyle okumuştum. Yani o sağlıklı olan bakteriler ya da vücudumuzun ihtiyacı olan bakterilerin de ölmesi doğru mu? Şimdi burada artı ve eksi bir de o bakteriler tam olarak ölmüş olmuyor aslında. Ha. Yararlı bakterileri biz sadece sütten almıyoruz. Birçok yani alabiliyoruz ama zararlı bakteriler vücudumuzda hastalık oluşturabiliyor. Dolayısıyla hani hasta olmak yani artı ve eksiyi yan yana koymak çok önemli. Özellikle mikrobiyolojik açıdan tehlikeli olan o bakterileri almaya değmeyebilir o yararlı bakterilerin miktarı. Öyle düşünebiliriz. Belki daha bir cevap olur bu. Evet sorumuz evet. Çünkü çok daha böyle kapsamlı ve güzel bir kesinlikle soruydu. Kesinlikle. Yani benim gibi merak edenler mutlaka çok, vardır. Çok var, o çok güzel bir soru. Gerçekten bugün ikinci istedim. Kez böyle çok hoş ederim. Bir soruyla yapmış oldunuz, eşlik etmiş oldunuz. Çok doğru. Yani sonuçta anne yemeklerimize geri dönelim. Emre Şef'in de dediği gibi. Evet, yani Türk mutfağı tartışılmaz bir pozisyonda. Zaten dünyanın bana sorarsanız en gelişmiş mutfağı Türk mutfağı. Çünkü bugün Fransa'da işlenen mutfak teknikleri, İtalya'da işlenen mutfak tekniklerinin çoğu bizim buralardan gitmiş. İşte biz yumurtaya, suda pişirdiğimiz yumurtaya çılbır derken, işte Fransa poşe yumurta diyor buna. Halbuki bizim çılbırımız yani. Yüzyıllardır bizim ülkemizde işlenen bir teknik. Fransa bütün dünyaya yaymış durumda ve sahiplenmiş durumda. Yani bizim zaten 11 bin çeşit yemeğimizin 6.000'inin, 5.000'inin kaybolması bizim kendi kültürümüze, yemek kültürümüze sahip çıkmadığımızla alakalı. Ya bugün mesela Türk mutfağı hala devletin yazılı müfredatında bile bulunmuyor. Türk mutfağı tanınmıyor. İşte bu Türk mutfağını bence tanıtmamız gerekiyor. Bugün UNESCO bile Güneydoğu'da işte gastronomi kentleri seçerken
Evet. Bizim hala bunlara duyarsız kalmamız çok bence acı verici. Ben kendi açımdan bakıyorum, aşçı olduğum için bakıyorum. Hı hı. Ve Türk mutfağını işlediğim için gerçekten gurur duyuyorum. Dünyanın bence en gelişmiş, teknik olarak da yani çok bilinmese de, popüler olmasa da teknik olarak da yöremizin her köşesinde işlenen mutfağımız bence olağanüstü. Özellikle tencere yemekleri ve anne yemeğinden bahsederken Meva'cığım, biz böyle Emre Şef'imle konuşmaya dağıldık. Çok teknik konuşuyorsunuz. Ben o zaman yemeğe sıra gelecek diye. Çok teknik konuşuyorsunuz. Özellikle ne zaman yiyeceğiz Emre? Ne kadar kaldı? Yardıma artık, ihtiyacın var mı? Yok, ben böyle sunum için bir tabak hazırlıyorum. Daha sonra tabii biz böyle geniş kasenin içerisinde onu ekip arkadaşlarımıza yiyeceğiz. Tamam. Bunun içerisinde şimdi taze ot çeşitleri var. Biraz dereot kullandım. Nane yaprakları kullandım. Maydanoz, roka kullandım. Çok ince kestiğim ve limon suyunda beklettiğim yeşil elmalar kullandım. Gerçekten çok incecik ama. Evet. Ben bir doğrama makinesi olabilirim gerçekten. Aman parmaklarına dikkat edin. Evet. Kiraz domates kullandım yine. Biraz da tane karabiber çektim içerisine. Henüz zeytinyağı dökmedim. Mevsimi itibariyle de taze pırasa doğradım. Ben pırasanın gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Yanılmıyorsam soğangiller ailesinden. Şimdi bunun içerisine şöyle hemen gelişi güzel elimle biraz ceviz dökeceğim. Bir de yaban mersini. Bir de orman meyveleri çok popüler hocam, değil mi? Evet. Bu sıralarda. Diyetisyenler arasında çok gerçekten. Ben de şey anlatmak istiyorum aslında. Türk mutfağından biraz konuşmuşken sebze ve meyvelerimizden kaynaklı Türk mutfağı aslında çok özellikle sağlık açısından önemli. Anne yemekleri de o anlamda sebzelerin, etin bir araya gelmesi, yoğurdun olması, hani bunlar beslenme değeri açısından çok önemli. Orman meyvelerine gelecek olursak antioksidan değerli yüksek meyveler bunlar. Dolayısıyla vücudumuzda hücresel boyutta oluşan oksidatif stresi yok etmekte önemliler. Bu da oksidatif stres demek de kanser yapıcı öğelerin oluşması demek. Dolayısıyla da kırmızı ve turuncu meyveler, sebzeler, özellikle orman meyveleri de böyle, antioksidan değeri yüksek meyveler, sebzeler. Bu açıdan önemliler. Evet, fırında ne var? Ekmekler, fırında da fırında. Ekmek ve lor peyniri var. O da neredeyse hazır olmak üzere. Meyvacığım çok acıkmıştın herhalde. Evet, çok acıktım. Bir de programımızın süresi de artık yavaş yavaş azalıyor. Anladım. Çok güzel olur. Gravyer peynirinden bahsetmiştim. Gravyer peyniri de ülkemizde Kars yöresine ait bir peynir. 2-3 sene eskitildikten sonra tekerlek şeklinde satılan bir peynir. Ancak biz reklam arasında hocamla yine biraz sohbet ettik. Aslında bir yemek kaşığı kadar bu salatada kullanabiliriz ama kalorisi gravyer yüksek peynir, bir peynirmiş. Normal beyaz peynire göre daha yüksek kalori bir peynirdir ama çok leziz bir peynirdir. Kesinlikle. Biraz, öyle bir durum var. Sert bir tadı vardır ama. Evet. Yani güzel olan, lezzetli olan her şey çok kalorili, işte zararlı ama sevdiğimiz, böyle zevkle yediğimiz ne varsa... Bence hiç öyle kodlamamak lazım. Her şey yenebilir. Kalorisinin yüksek olması yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Şu anda gravyer peyniri yerine beyaz peynir de konabilirdi Emre Şef ama miktarını ayarlayarak gravyer peyniri kullandı ve dolayısıyla total kaloride çok büyük bir sıkıntı olmadı. Diyet yapan bir insan için de gayet mantıklı bir karışım oldu. Kesinlikle. Zeytinyağıyla rahatlıkla tüketebiliriz değil mi bu salatayı? Tabii bunu bir öğün olarak tüketmek niyetiyle bu salatayı hazırladığınızı düşünüyorum. Evet yani. Ondan sonra ana yemeğin yanında olursa hiçbir anlamı yok. Önceden bir yemeğin der gibi hocam. Şöyle, daha doğrusu diyet yapan bir insan için, zayıflama sürecinde olan bir insan için kalori önemli bir şey tabii ki. Evet. Besinlerin miktarı, içeriği, öğün örüntüsü de çok önemli. Şu anda bu peynirli bir dilim ekmekle beraber bu salatadan yemek diyet yapan bir insan için çok yüksek kalori bir seçenek olmayacaktır. Ama bunun yanına bir de etini, bir de başka bir yemeğin daha yiyecekse tabii ki kalori miktarı artabilir. Yani biraz matematik gerekiyor. Evet, matematiksel aslında bizim zayıflama dediğimiz şey tamamen matematiksel bir hesap ama tabii ki tiyoları ve ince ayrıntıları da yok değil. İşte o yüzden yardım almak lazım. Zaten biz genel olarak matematikten problemli bir millet olduğumuz için. Sadece işin matematiğiyle çözülebileceğini düşününce bir hatayı düşünmüş oluyor. Çünkü o matematik yeterli gelmiyor. Dediğim gibi örüntü, içerik, neyle yendi ve ne sıklıkla yendiği de çok önemli. Şimdi o lorların üzerine güzel domatesler de ekleniyor. Biz bugün kahvaltı yapmadığımız iyi olmuş. Sen de yiyecek misin?
Ben bugün kahvaltımı yaptım arkadaşlar sabah erken. İşte örnek bir diyetisyen. Hocam bugün diyeti bozun artık. Ama yani yok, bu diyetimi ekmek... bozacak bir durum değil ama şey zaten saat şu anda 10.30 civarında. Hem bir ara öğün saatim geldi. Hatta öğle yemeği saatine de yaklaştı. Çok erken kahvaltı yaptığım için. O yüzden rahatlıkla yiyebileceğimi düşünüyorum. Yani diyetisyen de hatta ekmek yiyecek ama kızarmış ekmek biraz da değerini... Cevizle de. Öldürüyor değil mi Gözde? Ödüllendirelim. Şöyle kızarmış ekmeğin hep daha düşük kalorili olduğu düşünülüyor. Fakat böyle bir şey yok. Ha yapma ya. Çok üzüldü. Ben o kadar seviyorum ki kızarmış Hayatın Tadı programının sunan Sayın Mevan'ın yıkıldığı anlara şahit olduk. Benim hiç bundan haberim yok. Ben hep sanıyorum ki ekmek kızarınca onun kalorisi düşüyor. Yani... Bence öyle. Öyle olması lazım. Ne yazık ki sadece ekmeğin içindeki su buharlaşıyor ve dolayısıyla katı madde miktarında bir değişiklik olmadığı için kalorisinde bir değişiklik olmuyor. Yani hamur değil artık o çıtır bir şey. Sadece o suyu uçtu. O kadar. Ve dolayısıyla kalorisinde çok büyük değişiklik bak, olmuyor. Bak iyi ki sormuşum. Ben hakikaten böyle ekmek kızarınca onun neyi denir biraz daha besin. Yeme miktarı azalıyor ki senin. Taze, sıcacık ve o böyle yumuşak bir ekmeği 5 dilim yiyebilirken böyle bir dilim ekmeği, kuru bir ekmeği daha az yediği için kişiler kızarmış ekmek diyet programlarında eski yıllarda çok fazla kullanılıyordu. Daha hani çabuk bırakabilmesi açısından ama kalori açısından aslında bir değişiklik yok. Benim gibi kızarmış ekmeği çok sevenlerse bu haberle beraber büyük bir üzüntü yaşayıp ama biraz matematik. Ayarını yaparsak bir problem yok değil mi? Problem yok. Her şeyi yiyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Emre şefimizin yaptığı her şeyi yiyebilir olacağız. Teşekkür ederim. Emre çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. Rica ederim. Afiyet olsun. İzleyenlerimizin de not aldığını düşünüyorum. Gözlem hocamın engin bilgileriyle hareket ederseniz eğer dediğimiz gibi bu öğünleri deneyebilirsiniz. Diyet programınızda ancak ben daha çok et pişirmekten yanayım. Yani kültür itibariyle de biz et yemeden doymayan bir milletiz açıkçası. O yemeklerden daha da zevk alıyorum ama bunlar da gerçekten diyet yapanlar için çok gerekli ve dikkat etmeleri gerekiyor. Hocamın da dediği gibi her şeyi yiyebilirsiniz ama biraz matematik yapmamız gerekiyor. Evet. Sayın şefim et de beslenme açısından önemli. Özellikle evet. De demir yetersizliğini konuşurken çok etten bahsedeceğiz. Hakikaten program içerisinde benim için de bir sıkıntısı yok. Haberiniz olsun. Şimdi televizyonlarda izlerken şimdi ben bir seyirci gözüyle bakıyorum. Genelde böyle izliyorum. Mesela bir salata yapılıyor. Çok böyle heveslenip denemişliğim de vardır. İşte ne katıldıysa, nasıl yapıldıysa birebir yapıyorum. Şimdi mesela bunlar çok şık görünüyor. Senin burada yaptığın her yemek. Teşekkür ederim. Şimdi ama ben eminim ki bunu seni seyredip evde yapmaya çalışsam bu kadar şık görünmeyecekti. Yani bir iki dokunuşla alakalı aslında ama bence herkes kendi mutfağının şefidir diye düşünüyorum. Aslında onu yapmaya başladığın zaman kendiliğinden oluşuyor bir şeyler. Ya tabii bir ama ustanın işte yaptığı manevraları, el hareketlerini evet. Falan yapamayız. Hani ondan bahsetmiyorum zaten. Çok fazla mesai harcadığımız için biz yani bu elmayı işte. Elmayı bu kadar ince doğrayamayabiliriz. Evet. Elmayı makineler de o kadar ince doğrayamıyor maalesef. Evet. Harikasın Emre. Tatsana Gözlem. Nereden başlamak istersiniz? Ekmekten başlamak. Yani siz bilirsiniz. Kötü örnek. Benim gözüm hep yaban mersininde. Benim de öyle ben gibi. Ayırttırdım Emre'yi biraz. Çok evet. Seviyorum. Şimdi bir de yazın hep böyle fresh bir şeyler yeme içme peşindeyiz. İşte böyle ya salatalar ya işte dondurmalar vesaire. Aslında bir gün onu da konuşalım. Yani yazın sınır tanımadık. Bir dakika kesemedim. Ne yediysek yedik, ne içtiysek içtik, hiç dikkat etmedik. Genelde yazın öyle olur. Şimdi kış gelince de biraz dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden seninle bir gün kışa geçiş konuşmamız kışa lazım. Geçiş konuşmamız çok iyi olur gerçekten. O arada Lorlu bu güzel ekmeği o kadar da şey oldum ki odaklandım ki Mevacım bir kısmını dinlemedin. Onu sonra konuşuruz. Nasıl buldun? Hmm. Ve eline sağlık. Afiyet olsun. Sen yedin mi arada çaktırmadan? Yok ben diyet yapıyorum ama bir dilim yiyebileceğimi düşünüyorum bundan. Gerçekten muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Gerçekten peynirin kıvamı, tadı muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Sarımsak, evet. Taze nane.
Lor peyniri. Biraz zeytinyağı ve tane karabiber. Bunlar hafızamızı şu anda kazın tadını almakla beraber. Afiyet olsun Emre, ellerine sağlık. Çok rica teşekkür ederim. Ayrıca ben deneyeceğim. Sana da çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Şimdi ben artık daha fazla dayanamayacağım. Kapatıyorum programı. Salata yiyeceğim. İyi ki geldin, ayaklarını sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Biz de sorularınız çok mutlu için olduk. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle. Bu kadar. Değerli izleyenler, hayatın tadındaydık. Yarın yeniden karşınızda olacağız. Yarın Profesör Doktor Mete Ekşioğlu bizimle birlikte olacak. Ve hafta sonu yaklaşan bir etkinliğimiz var. Süslü Kadınlar bisiklet turu var. O yüzden stüdyomuzda farkındalık yaratmak, trafikte bize de yol açın demek için Süslü Kadınlar Bisiklet Festivali ekibinden katılımcılarımız olacak. Şef Emre yine bizim için tarifler hazırlayacak. Dilimiz döndüğünce ekranda sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.